Siirt Baykan Karayolu'nda trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Servet Hamamcıoğlu yönetimindeki otomobil, Siirt Baykan Karayolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bitlis Deresi'ne uçtu. Otomobilde bulunan Servet Hamamcıoğlu, eşi Pınar Hamamcıoğlu ve çocuğu Mustafa Sait Hamamcıoğlu, 112 acil ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hamamcıoğlu ailesinin Veysel Karani Türbesi'ni ziyaret ettikleri öğrenildi. Emniyet Müdürü Metin Özkan, Siirt Devlet Hastanesi'ne giderek yaralılar hakkında doktorlardan bilgi aldı. Vardır herhalde. Bunlar Jonkoyer Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Başhekimliğine bağlı 4 nolu A2 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Neyse ki yangın büyümeden söndürüldü. Aile Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Jonkbay Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Başhekimine bağlı 4 nolu A2 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süre müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın mahalline gelen İl Sağlık Müdürü Doktor Serkan Aslan, yangının can kaybına yol açmadan söndürülmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzda sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Fakat Siirt Belediye'mizin gayretli çalışmaları çok kısa sürede söndürüldü. Herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır, şükürler olsun. Mal kaybına ve olayın sebebine yönelik teknik incelemeler başlamış ve devam etmektedir. Teknik incelemeler sonucunda gerekli açıklamalar bir araya yapılacaktır. Herkese teşekkürler. Emniyet Müdürlüğü kararnamesiyle polis baş müfettişliğine atanan ilimizin eski emniyet müdürü Mutlu İkizoğlu için polis evinde veda töreni düzenlendi. Ayrıca polis eşleri de Mutlu İkizoğlu'nun eşi Dilek İkizoğlu için de veda töreni düzenledi. Son kararname ile polis baş müfettişliğine atanan Emniyet Müdürü Mutlu İkizoğlu için bugün veda töreni düzenlendi. Polis evinde düzenlenen törene Vali Ahmet Aydın ve il protokolü ile emniyet teşkilatı katıldı. Polis eşleri İkizoğlu'nun eşi Dilek İkizoğlu için de bir veda töreni düzenlediler. Sen burada mısın, geliyoruz? Tamam. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben geliyorum. Öyle mi? Allah'a emanet olun. Gel gel. Teşekkürler. Başarılı insan. Gel çalsak arkadaşlar.
O da var yani araç. Bir de böyle her türlü araç dahil mi yani? Gemi ya. Emniyet oldu zaten. Şubat 2 Mart tarihleri arasında kutlanan vergi haftası etkinlikleri devam ediyor. Bu hafta kapsamında bugün Sancaklar Ortaokulu öğrencileri Defter Darlığı ziyaret etti. 25. vergi haftası kutlamaları devam ediyor. Toplumda vergi bilincinin arttırılması ve verginin daha geniş kitlelere yayılması amacıyla 25 yıldan beri düzenlenen vergi haftası etkinlikleri kapsamında bugün Sancaklar Ortaokulu öğrencileri Defter Darlığı ziyaret etti. Şubat ayının son haftası vergi haftası olarak kutlanıyor. Bu haftada vatandaşlarımızın vergi bilincini artırmaya yönelik çeşitli sınıfın bizi ziyaret etmesini, vergi dairemizi görmesini istedik. Zaten hepsine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ben size önce vergi dairemizi tanıtmak istiyorum. Burası Siirt Vergi Dairesi. Vergi... Vergi falan biliyor. Veri oranında alınan paralara vergi deniyor. O vergiler de bizim bu vergi dairemiz aracılığıyla topluyor. Çeşitleri var. İşte ücretler vergilendiriliyor, ticari kazançlar vergilendiriliyor, zirai kazançlar vergilendiriliyor. Bir çocuğun babasının arabası vardır, araçlarda motorlu taşlar vergisi var. Bunun gibi vergiler için bizim çeşitli servislerimiz var arkadaşlar. Bu servislerde Defterdarlık birimlerini gezen öğrenciler, Defterdar Meral Dönmez ve diğer yöneticilerden vergi hakkında bilgi aldılar. Dergilerimizi okuyun arkadaşlar. Ben Sancaklar İlk Öğretim Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisiyim. Biz bugün okulumuz, sınıfımızca vergi defterlerine gittik. Ben vergiyle ilgili, vergi bizim hayatımızda kolaylık sağlayan birçok yerde para yardım sağlayarak oluşmasını sağlıyor. Mesela sağlık alanında hastaneler açılmasını sağlıyor. Yol sorununun da çözümlenmesinde, yol yapımında kullanılıyor. Eğitimde kullanılıyor, bizim eğitimimiz için kullanılıyor. Buralarda gözlemleyebiliyorum vergiyi. Vergi kaçaklığının önüne geçmeliyiz. Çünkü biz vergi kaçırdığımız zaman biz kaybediyoruz. Sadece hem ülke olarak hem biz olarak. Bundan dolayı vergi kaçakçılığını arıyoruz. Sancaklar Ortaokulu'ndan Kaan Hanım Aktaş. 8. sınıfta B şubesine gidiyorum. Bugün vergi dairesine geldik ve verginin ülkemiz için ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrendik. Vergiyle yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor ve daha çok halkımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Vergi gerçekten yani gerekli bir şey. Vergi verilmezse bunlar karşılanmayabilir. Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurul seçimi yapıldı. Kurulda Ekrem Karataş ve Murat Nazar arasındaki başkanlık yarışında 230 oyla Ekrem Karataş yeniden seçildi. Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu yapıldı. Oda Başkanlığı'na Ekrem Karataş yeniden seçildi. Kurtalan'da bir düğün salonunda yapılan Ekrem Karataş ve Murat Nazar'ın yarıştığı kongrede kullanılan 261 oyun 230'unu alan Karataş yeniden başkanlığa seçildi. Divan tutanaklarının imzalanma yetkisinin verilmesini oya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
Yönetim kurulu faaliyet raporu. Maktadır. Odamız tarafından üye kayıtları ilçede yaparak, ilde yapılacak tüm iş ve işlemleri odamızda yaparak başka yerde zaman ve iş kaybı olmaksızın çalışmalarını sürdürmektedirler. İlçemizde bir küçük sanayi sitesi kurulması için gerekli çalışmalar odamız tarafından yapılmaktadır. İlde bulunan büyüklerimize aktarıyoruz. Ve her ay mutlak surette Ankara'yı ziyaret ediyoruz. Ankara'daki toplantılarımızda Siirt ve ilçelerinde bulunan siz değerli esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin sorunlarınızı ve eksikliklerimizi bir rapor halinde sunarak ilgili federasyon ve konfederasyon genel başkanlarımıza takdim ediyoruz. Kongreden sonra esnafa teşekkür eden Karataş, küçük sanayi sitesi mevcut esnaf sayısının yetersizliğinden dolayı kurulamadı. Bunun için her türlü imkanları zorlayıp kullanıyoruz. İçimde ukde olan bu sanayi sitesini yapacağız, dedi. Esnaf sanatkarları projesidir bu. Tip tip kaldırım. Biz bunu anlaştığımızda belediyede bütün esnaflarımız yine toplantı, arkadaşımız toplantı yapmıyor dedi ya. Bütün esnaflarımızı belediyede topladık, belediye toplantı yaptık. Kaldırım ücretlerini esnaf vermek şartıyla bir proje gerçekleştirdik. Ve şu anda kaldırımlarımız tek tip ama biraz geniş. Bu dönem için o kaldırımların biraz düzenli veya geri çekilmesi, yolun biraz genişlemesi, sizlerin biraz daha rahat iş ve işlemlerinizi görmeniz için elimize geleni yapacağız arkadaşlar. İzmir'in Urla ilçesinde HDP'lilere yönelik yapılan saldırı sonucunda Siirt HDP'li örgütü basın açıklaması gerçekleştirdi. Halkların Demokrasi Partisi Siirt İl Örgütü Urla ilçesinde partilerine yapılan saldırıyı kınadı. İl Başkanı Yılmaz Çınar parti il binasında düzenlediği basın toplantısında olayı kınadı. Çınar şöyle dedi. Saldırıya binen, partimize gerçekleştirilen bir saldırıya binen ilgimiz Halkların Demokratik Partisi Siirt İl Örgütü olarak bir basın açıklaması yapma gereği duyduk. Yıllarca işbirliği yaptığı hukuk dışı yapılanmayla yaşadığı çatışmanın sonucu olduğu açıktır. Bu sorunlu üslubun kitleler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurması kaçınılmaz olmuştur. Demokrasinin bayramı seçimler ise seçim öncesi çalışmalar da şöyle nedir? Seçimlere bu anlayışla yaklaşan temelinde toplumun tüm emekçilerini, ötekileştirilenlerini, ezilenlerin haklarını savunmak olan partimizin İzmir Urla'da seçim bürosuna faşist unsurlarca saldırı yapmıştır. Demokratik siyasetin provokasyonlara kurban edilmemesi için tüm demokratik kamuoyunun gerekli duyarlılığı ve tepkisini göstermesi yanında saldırganların tespit ve cezalandırılması için gerekli adımların atılmasını beklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Şimdiki haberimizde bir vatandaşımızın sesini duyurmaya çalışıyoruz. Eruhlu dede Arif Beştaş tedavi olmak istiyor. Beş ayrı hastalıkla mücadele eden Arif dede birçok ilde derdine derman arıyor fakat maddi imkansızlıkları sebebiyle tedavi olamıyor. Arif dede şu an Eruh Devlet Hastanesi'nde. Eruhlu Arif dede 5 hastalıkla birden mücadele ediyor. Lenfedüam adlı hastalık yüzünden ayakları şişen ve yaralar açılan Arif Beştaş, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve bir akciğer enfeksiyonuyla da mücadele ediyor. Akciğerde plev ve efüzyon dediğimiz sıvı birikmesi durumu söz konusu. Aynı zamanda şeker hastası. Hastamızın bacaklarındaki ödem nedeniyle ciltteki çatlaklar sık sık cilt enfeksiyonu geçirmesine sebep oluyor. Biz yine cilt enfeksiyonu nedeniyle yatırdık. İşte bu tarz hastalarımıza yatarak tedavi vermeye çalışıyoruz. Damardan antibiyotik tedavilerini, şeker takiplerini gerçekleştiriyoruz. Özellikle ilaçlarını uyguluyoruz. İşte nefes darlığı olduğu zaman oksijen tedavilerini uyguluyoruz. Konya dahil birçok ilde derdine derman aradığını ancak maddi imkansızlıklardan dolayı yeterli tedavi olamadığını hatta Konya'daki doktorun kendisine İsviçre'de tedavi olması gerektiğini söylediğini belirten Arif dede Ruh Devlet Hastanesi'ne tedavi ediliyor. Burada kendisine çok iyi bakıldığını belirten ve doktoru dahiliye uzmanı Mustafa Mertler ile baştabip Doktor Cengiz Uysal'a teşekkür eden Arif dede imkanları daha geniş olan merkezlerde tedavi olmak istiyor. Dahiliye doktoru Mustafa Mertler, Arif dedenin tedavisiyle ilgili şunları söyledi. Böyle sıvadı benim başımı dillendir. Dedi ki Arif Beşşas'a sen ruhu benim deyim. Arif Beşşas'ın hiçbir imkanı yoktur.
İsviçre'ye seni havale edeyim. Ne kadar İsviçre'ye gidelim, ne İzmir bölgeden. Allah bakıyorum, ne hal vaziyetim var, ne bir şey var, çalışıp sağlayayım. Vallahi ben burç etmişim, buraya kadar da gelmişim. Kalksın çıksın geldim benim. Hem kalp yetersizliği katkıda bulunuyor hem de lenf drenajı. Şimdi ayağa gelen kanın %50'ini lenf dokusu götürür. %99'u toplar damarlar. Bu hastanın toplar damarında sıkıntı yok. Lenf dokusunda sıkıntı var. Bu lenf öden yapan birkaç hastalık var. Mesela bir parasitör hastalık var. Dışarı yapan Crofti diye. O da yapabilir. Fil ayağı diye geçer. Veya başka bir lenf dokusunda hastalık olabilir. Lenf dokusuna karşı özel reaksiyon gelişmiş olabilir. Allah kadim versin. Bizim doktorlar, Allah onlara da razı olsun. Vallahi çok bize bakıyorlar. Çok, biz çok memnunuz onlarda. Vallahi hiçbir şikayetimiz yok. Ben fakir adamım. Benim hiçbir halim vaziyetim yoktur doktor bey. Yok bir hastaya, yok bir yere, hiçbir şeyimiz yoktur. Allah kadir versin, burası açılmış, biz burada yatıyoruz. Onun soyunda biz burada yatıyoruz. Ne bir yerde gidemiyoruz. Hiçbir hal vaziyetimiz yok. Umuyoruz ki dedemizin sesini duyan olur. Siirt'e özgü olan battaniyecilik can çekişiyor. Eskiden 500 civarında olan dokuma tezgahları günümüzde 60'lara kadar geriledi. Konuyla ilgili olarak Battaniyeciler Odası Başkanı Emrullah Alagaşlı bakın neler söyledi. Siirt'e özgü bir sanat ürünü olan battaniyecilik can çekişiyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte satışlarda bir kıpırdanma beklediklerini söyleyen battaniyeciler yetkililerden destek bekliyor. İlkbahar ve sonbaharda gelen giden sayısında bir artış görüldüğünü, bunun da satışları arttırdığını belirten Alagaşlı şunları söyledi. Şimdi bizim mesleğimiz genelde ilkbaharla sonbahar. Kışla yazdan daha güzel satışlarımız oluyor. Genelde sonbaharda yabancı tahtile çıktığında birer tane, ikişer tane beraberinde hediye olarak getiriyorlar. Kışın daha az gidiyor. Neden? Genelde yabancı gitmediği için satışlarımız azalıyor. Ama inşallah bunu daha da geliştirmek için büyüklerimizde de ricamız var. Eğer gerekse pazar olsun, gerekse dışarıya tanıtımı için olsun, biz büyüklerimizden ricamız odur. Bize güzel bir tanıtım yapmalarını istiyoruz. Bu meslek gerçekten de ölmesini istemiyoruz. Çünkü bu meslek sadece Siirt'te var. Başka yerde yok. Bunun gelişmesi için büyüklerimizden ricamız var. İnşallah biz de elimizden geldiği kadar bunu dışarıya tanıtmak için daha da girişimci olacağız. Büyüklerimizden de rica ediyoruz. Şimdi bizde çift kişilik battaniye çıkıyor, tek kişilik battaniye çıkıyor, seccade çıkıyor, heybe olsun, külah olsun, yelek olsun vesaire. Günde mesela bizim burada 60'a yakın dezgahlarımız var. Hemen hemen her dezgah ikişer tane, üçer tane toplamı saysak 150-160'a yakın parça çıkarıyoruz. İnşallah bunun gelişmesini daha da istiyoruz. Bültenimizi noktalıyor sevgili seyirciler. Bir sonraki haber bültenimizde yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Mutlu akşamlar.